Sayın Hilmi Uytun, HFL Türkiye, kendisi HFL Türkiye ve Bölge Ülkeler İcra Kurulu Başkanı, sektörde 30 yıllık deneyime sahip bizlere mobilya aksesuarları konusunda çok önemli bilgiler verecek. Buyurunuz efendim. Merhabalar. Değerli Amsiyat Derneği'ni, kıymetli başkanımıza, tüm katılımcılara ve kıymetli konuşmacılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Burada olmak çok keyifli. Umarım bantanından 20 dakikada ilginizi çekmeyi başarırım. Slide nasıl başlayabiliyorum? Böyle mi? HFL dünyada operasyon yapan 42 ülkede olan bir şirket. Türkiye'de de 260 kişiyle sektöre hizmet veriyoruz. Şirketin çıkış noktası bağlantı elemanlarında yarattığı çığır. Bir mobilyanın pakete girmesi bizim Minifix adını verdiğimiz markamızın adı olan bir ürünle başlamış durumda dünyada. Ve bu sayede de mobilyalar paketlere girebilip daha kolay nakliye olmuş ve yerinde monte olabilmişti. Bu anlamda da mobilya endüstrisinin ahşap marangozhanesinden seri üretime geçebilmesi mümkün oldu. İlk buradan başlamayı doğru buluyorum. Modüler mobilya neden mobiler, mobilya niye anlamlı ve başka yerinden baktığımızda faydaları neler olabilir? Bir tanesi iki şekilde de gördüğünüz gibi bu ikisi de aynı dolap. Birisini taşıması, birisini depolaması çok kolay. Öbürü ise bir hacim. Bunu paketlemesi ve nakliye hasarlarından koruması çok kolay. Bunu paketlemesi ve nakliye hasarlarından koruması oldukça zahmetli ve pahalı. Günümüz dünyası bir verimlilik dünyası. Bilgi güçtür ama kullandığınız bilgi güçtür. Buradan baktığımızda modüler mobilyayı mümkün kıldığınızda ki bu çok zor değil. O zaman sayısız faydaya erişiyorsunuz. Tutkal ve özellikle vidayla topladığınızda kullanıcının melekesine kalmış, ahşabın sertliğine kalmış, vidanın sivriliğine kalmış bir tam uygulayamama ihtimaliniz var. Modern mobilyanın ikinci özelliği demin de bahsettiğim gibi nakliyede hacim ve iş gücü. Sektörümüz çoğunlukla mobilyayı kendi üretimde çalışan arkadaşlara taşıtır. Halbuki bir mobilyayı taşımak, ağır bir yükü taşımak başka bir bilgi, başka bir yetkinliktir. Sektörün işçisi bunu doğal olarak çok iyi bilmez ve nakliye hasarları oluşur. Özellikle yüksek katlı binalarda merdivenden mobilya tabi sığmadığı için asansöre merdivenden çıkması, vinçle çıkması gibi hasarlı çok da yönetemeyeceğiniz bir ortama geçer. Modüler olmayan mobilyada çalışma saati bir mobilyayı toplama üzerinden baktığınızda mobilya üzerindeki işçilik oranı artar. Bir mobilyanın sıkarak bu soldaki teknolojiyle yapıldığını düşündüğünüzde hacmen ve zaman olarak o mobilyanın üretilmesi üzerindeki işçilik payı artar ve doğal olarak da mobilyanın kürede dünyada rekabetçiliği düşer. Bu gibi hatalar modüler olmayan mobilyada olabilir. Özellikle ev kadınında tam bitmiş yerine doğru takılmış hatasız bir montaj mobilyanın kalitesiyle ilgili başka bir boyuttur. Minifix demine bahsettiğim gibi bizim markamızın adı dünyada modüler mobilyayı mümkün kılan, çığır açan bir ürün. Basit gibi gözükür ama kendi içinde çok çeşitleri vardır. Birçok şirket bunu üretir ama her şirketin bu gövdenin yüksekliği farklıdır. Bizimkinin özelliklerini anlatmaya çalışayım. Bizimkinin çektirmesinin kafasında küreseldir. Küresel olduğu için formunun getirdiği avantajdan en baş noktasına bile gelse form gereği çektirir. 5.4 milim ki bu yarım santimden fazla açık olan bir mobilyayı gövdesini çevirdiğinizde çekerek kapatır ve kolayca monte edebilirsiniz. İçinde detaylı özellikleri vardır. Minifix yapılışı felsefesi merkezi tam ortasından yapılan bir çektirme elemanıdır.
bir şeyi tam sağlam tutacaksanız ortasından tutuyor olmanız lazım. O zaman ahşap kalınlığı değişince ahşaba açtığınız delik değişmeli ve kullandığınız gövde değişmelidir ki tam o ahşabın ortasına denk gelin. Yoksa ortadan kayarsınız. Merkezsel olmaz. O zaman da katalogdan ya da internetten ulaşabileceğiniz bilgilerimizde ahşap kalınlığı değiştiğinde bu A ölçüsü denen delik ölçüsünü delik derinliğini değiştirerek tam merkezden olmasını sağlayabilirsiniz. İkinci bir özelliği rengidir. Kullandığınız mobilyanın yüzeyine göre renkleri seçebilirsiniz. Özellikle mobilyada bağlantı elemanını görmek istemiyorsanız ya bir kapak vereceksiniz, yapışkan ya da plastik, ki orada montörün bunu unutmamasını sağlamanız lazım. Ya da mobilyanın rengine olabildiğince yaklaşacaksınız ve bunu görmeyeceksiniz. Bunun yanında ikinci bir özelliği vardır. Faturalı olabilir. Eğer delik makineniz çok memnun değilseniz ve yüzeyin kenarında çapaklar varsa o zaman bunun kenarında faturalı olanı vardır. Faturalı olanı kullandığınızda etraftaki çapağı yok ettiğiniz, görünmez kıldığınız gibi derinliği de sabitlemiş olursunuz. Firmadan firmaya dediğim gibi derinlik farklı olduğu için firma değiştirdiğinizde derinlik ölçüsüne dikkat etmeniz esastır. Bizimkinin teknik özellikleri daha da uzun olabilir ama çok da sıkıcı olmayayım. Bir başka ürüne geçmeye çalışalım. Minifix'in bu da büyüğü, bu da Maxifix. Minifix biliyorsunuz 15 milim çapındadır. Özellikle masa tabloları, yatak gibi zor yükler olduğunda bu defa Minifix'in büyüğünü kullanmanız tavsiye edilir. Bu 35 milim çapında olduğu için çok daha geniş bir alanda momente sebep verir ve daha dayanıklıdır. 35 milim mobilyanın tas menteşenin aynı çapı olduğu için hemen hemen her üretim alanında bıçağı vardır, kolaydır. Demin Minifix'te de, Maxifix'te de, bizim tüm bağlantı elemanlarımızda da elle yapabileceğiniz bir şablonları vardır. Bu şuraya geri dönersem bir dakika. Biliyorsunuz Minifix'te iki aksta delersiniz. Bir buradan bir de içinden iki aks. Dolayısıyla aksı tam tutturmanız gerekir. CNC makinelerde bulunan en kolay işidir. Biz bunu elle de yapabileceğiniz şablonları geliştirdik. Şablonlar kullanımdan aşınmadığı için Minifix'i yerine imalatta da kullanabilir hale geldiniz. Özellikle ev gibi uygulamalarda duvarın tam genişliğine uygun modüler bir mobilya yapsanız 11. katada asansörle çıkarabileceğiniz dolaplar üretmiş olursunuz. Bu elle de çok kolay üretilir. Bu Maxifix zaman içinde gelişti, hala da gelişiyor. Artık 18 milim ahşaba kullanabiliyorsunuz. Özellikle yatak karkası ve masa ayaklarında pek kullanılan bir bağlantı elemanıdır. Gelelim Rafix'e. Rafix gene sektörünün en önde gelen, çok tercih edilen bağlantı elemanından başka bir tanesidir. Rafix'i tek aksta delersiniz. Minifix gibi iki aksta delmezsiniz. Tek aksta deldiğiniz için gene çok kolay şablonlarla açıp kullanabilirsiniz. Birden çok çeşidi vardır. Metal olanı, plastik olanı. İçinde bunların küçük bir minifixçik vardır. Bunun da kafası aynı prensiple çalışır. Yuvarlak olduğu için çektirme özelliği vardır. Özellikle ofis mobilyaları gibi yerlerde dolaba ne kadar yük bineceği belli olmadığı için ara raflardan yan kayıtı çekip bağlamanız mobilyanın zaman içinde bel vermesine mani olur. Ve mobilyanın bütün delikleri düz çalışacağı varsayılarak yapıldığı için ileri vadede bir bakım ve onarım gerektirmez. İkinci özelliği 25 derece açıyla monte edilmesidir. Çünkü burada ürettiğiniz, sattığınız mobilyaların nerede, nasıl bir ortamda monte edileceği çok bilinemediği için kolaylıkla monte edilemiyorsa o zaman tam monte edilmeden takılma riski doğar. Bu elin ve tornavidanın dönmesine izin verir. Bu da yeni bir ürün. Bu defa da siz üreticilerden tüm dünyada aldığımız talep ya montaj elemanlarını daha az kullansak, tornavida ya da alyan olmasa son tüketici bundan sarfinizan ediyor diye. O zaman bu böyle bir ürünümüz var. Tek parça, hiçbir bağlantı elemanı yok. Mobilyaya taktıp geçirdiğinizde
bu dübeli açılıp yan tarafı çekerek disipline etmekte. Orta raflarda özellikle takıp çıkarmaya izin verdiği gibi bağlantı elemanı olmadığı için de şu anda pek rağbet gören bir ürün. Delmesiz, delik açmasız bir bağlantı elemanı isterseniz, ki bu özellikle sürme kapak sistemlerinde, sürme kapak sistemleri de üretimi esasıyla 90 dereceyi, köşelerini korumanız gereken bir şeydir. Oradaki 90 derecenin bozulmaması, zaman içinde kapağın yana vura vura oradaki dejenerasyonu yönetmeniz gereklidir. Bu ürün zamak dökümü olduğu için şunun içinde de artı eksi 1,5 milim yanlış bilmiyorsam bir ayar imkanı verdiği için özellikle deliksiz yerinde montajda tercih edilen bir üründür. Sektörde özellikle ray dolap firmalarında çok tercih edilir. Bu yine oldukça eski bir ürün esasında. Bu ara tekrar daha çok rağbet görmeye başladı. Türkiye geliştikçe montaj maliyetlerinden de herkes kaçınmaya başladı. Bu da tek kişinin monte edebildiği bir bağlantı elemanıdır. Montajda bir kişiden tasarruf edebiliyorsanız o zaman daha verimli olabiliyorsunuz. Bu parçası karşıya geçtiğinde takılıp kalır. Ortayı döndürdüğünüzde ise çekerek kilitler. Sağlamdır. Gene sürme dolaplarda ve büyük dolaplarda tercih edilir. Gizli bağlantı elemanı. Üst sınıf bir mobilya yaptığınızı hayal edin. Burada bağlantı elemanını hiç görmek istemiyorsunuz. Bir delik de görmek istemiyorsunuz. O zaman gizli bir bağlantı elemanı lazım. Gizli bağlantı elemanı birden çok çeşitli var ama en çok rağbet edileni bu. Bu kolayca yere masterladığınızda vidalanan bir ürün. Yere vidaladınız, bunu da kanal içine vidaladınız. O zaman birbirinin içine sürerek monte edebiliyorsunuz. O zaman bir dolabı gizli bağlantı elemanıyla taktığınız gibi nakliyesi kolay ve bağlantı elemanı izi yok hale geçer. Bu çok üst segment bir ürün. Bu üstün teknolojili bir şey. Bu gördüğünüz bir matkapla çalıştırıp döndürdüğünüzde bunu mobilyanın içinde birbirini döndürür. Siz dışarıdan göremezsiniz. Özellikle bu en son yeni bir uygulamasını gördüm. 4 metrelik kapının en üst parçasını şantiyede takmak gibi. Çünkü 4 metrelik kapı da hiçbir yere sığmıyor. Suudi Arabistan'daki bir özel yapım bir sarayın bir yerine gitti kapı. Nasıl takacağız, nasıl paketleyeceğiz? Bununla yaptılar. Bugün de çözüm sunan başka bir ürün. Klasik ya da bu ara pek moda country mutfaklarda mutfağın üstteki köşe tacı düşünün. Köşe tacı mengeneyle sıkıştırmak teknik olarak pek zor bir şey çünkü onu kuvveti dayayacağınız bir yer yok. Halbuki bu üstten iki noktayı açtığınızda, bununla sıkılaştırdığınızda bu çekme kuvvetini bunun üzerinden sağlıyorsunuz. Ondan sonra da vidalayarak bu noktaya sabitliyorsunuz. Ve tacınız o zaman sıfır hatayla montaj olmuş oluyor. Karyola bağlantı. Karyola bağlantı çok önemli bir ürün. Karyola zor bir ürün. Karyolada her çeşit yükün konuşulduğu, hızlı oturduğunuzda, sağa döndüğünüzde, sola döndüğünüzde yatak her türlü yüke maruz kalıyor. İki tüketici zaman içinde şiltesini, yatağını değiştirebilir ve yüksekliği fark edebilir. O zaman da sizin de yüksekliği kolayca değiştirebildiğiniz ve yatağın karşıdan karşıya birbirini bağlayan hem stabilitesini hem de yükseklik ayarını yapabildiğiniz bir malzeme. Gelelim panel askı elemanına. Panel askı elemanı sektörde kurt ağzı denen lambiri de pek kullanılır. El işçiliğiyle yaptığınızda ayarlaması ve bunu sıfır hatayla montaj etmesi çok emek yoğundur. Mobilya endüstrisi emek yoğundur. Bu ürün oldukça basit. Mühendislikli plastik diyorlar. Makaron adında bir alaşım. Eksi 80 artı 135 derecede iç hava dış hava her koşula dayanımlı çok sert. Kırılma yapmayan ve arkaya taktığınız ister dikeyde ister yatayda
bir panel, panelle yüzeyi hemyüz yaptığınız anda üzerine oyuncak Lego gibi takarak çok hızlı lambir yapabildiğiniz bir şey. 7 kat civarında işçiliği hızlandırır. Bunun sıfır montaj ediyorsanız burası gibi, o zaman tam böyle karşıdan karşıya geçeni yukarıdan takıp altta bir süpürgeniz ya da üstte bir süpürgeniz varsa o zaman bunun gibi yukarısını kaldırıp taktığınız modelleri var. Gelelim bağlantı elemanlarına. Birçok, her biriniz envai çeşit mobilya yapıyorsunuz. Kimisi çekmece, kimisi mutfak, kimisi banyo, kimisi ağır yüke sahip, kimisi masiften, kimisi MDF'den, kimisi suntadan. Bunların hangisinde hangisini kullanacağınız ihtiyaçlarınızla da biraz alakalı. Yani köşe stabilitesi mi istiyorsunuz, yoksa kolay toplama mı istiyorsunuz, aletsiz montaj mı istiyorsunuz? En basiti Minifix'te çokça gördüğüm sahada MDF'de kullandığınız dübelle suntada kullandığınız dübelin aynı olmaması gerekir. MDF yapısı, doğası gereği, densitesi, yoğunluğu düşük bir malzemedir. Açılan dübeli kullandığınızda içinde şişebilir. MDF'de aynısını yapmaya kalkarsanız yoğunluk çok yüksektir. Özellikle lake uygulamalarda yüzey çatlaması yapar. MDF'de o yüzden metal ve içine yırtarak gireni tavsiye ederiz. Halbuki suntada tam tersi, içindeki dokunun boşlukta olma sebebiyle içinde açılan dübeli tavsiye ederiz. Stoğu bir tane almak hem MDF hem suntada pek doğru bir şey olmayabilir. Bu çok uzun bir konu. Bunu uzun uzun da konuşabiliriz ama ben sunumu biraz kısa tutup size bir soru varsa onu cevaplamayı daha doğru buldum. Çünkü bağlantı elemanları mobilyanın başka bir anlamda temel aksıdır. Kalan her şey karkasın doğru olduğu, doğru monte edildiği, hasar görmeden yerine ulaştığı anlamda doğru çalışır. Sürme kapak ancak o zaman doğru çalışır. Çekmece rayı ancak o zaman doğru çalışır. Tas menteşe ancak o zaman doğru çalışır. Karkasın tam olmasını istediğiniz gibi olması gerekir. Bu şantiyedeki duvardaki uyumsuzluk, yerdeki yükseklik farkı gibi etkenlerin de yükseklik ayarlarıyla çözülmesi gerekir. Hepsi bir itina konusudur. Hepsi bir ön çalışma, planlama konusudur. Arkada hangi bağlantı elemanını neden kullanacağınıza baştan karar vermeniz gerekir. Bu ara çok geçiyor da ormanla ağaca nasıl baktığınıza bağlı. Mobil bağlantı elemanına çok yakından bakarsanız ucuz pahalı diye bu defa yanlış karar verdirebilir size. Bağlantı elemanı mobilyanın %1'i değildir. Dolayısıyla çok ucuz olmasının anlamı da yoktur. Önemli olan doğru bağlantı elemanını doğru ihtiyaçta doğru montaj elemanlarıyla kullanmanız olmalıdır. Geri kalan yarışmacılara ben de başarılar dilerim.